Kapalı Çarşı İstanbul'un aslında dünyanın da en önemli sembollerinden, en önemli çarşılarından bir tanesi. Tabii. Senin İstanbul'la nasıl bir ilişkin var? Neleri seviyorsun İstanbul'a dair ve İstanbul seni bir müzisyen, bir insan olarak nasıl besliyor? Ah, ah İstanbul! <laughs> İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın YouTube işbirliğiyle gerçekleştirdiği İstanbul'dan Sevgilerle projemizin bugün kapalı çarşı ayağındayız. Yanımda Tuğçe Şenoğlu var. Sevgili Tuğçe, bugün ilk soracağım soru şu. Bugün burada böyle bir ortamda kapalı çarşı içerisinde bir performans sergilemek, bir kayıtta yer almak senin için nasıl bir deneyimdi? Merhaba öncelikle. Ayfer'cim yani bir rüyamda gibiyim öyle söyleyeyim. Ya yani hissettiğim şeyin tam karşılığı bu sanırım. Çünkü bir de kapalı bugün. <laughs> biliyorsun. Evet, sana özel gerçekten... kapattırdık burayı. <laughs> çok teşekkür ederim. Zahmet etmişsiniz. <laughs> ya gerçekten çok ilginç. Yani kapalı haliyle de görmemiştim ben tabii. öyle bir şansı olmuyor herkesin çok özel bir his yani çok gerçekten çok şanslı hissediyorum. Sen geçmişte de burada vakit geçiriyordun. Tabii. Neler yaptığını hatırlıyorsun burada? Yani İstanbul'da yaşayan biri için ya da yani aslında turistik olarak da yani yurt dışından gelen biri için de zaten ilk uğranılan yerlerden biri biliyorsun kapalı çarşı. ama benim için de şimdi ben bildiğiniz üzere fotoğraf, fotoğraf geçmişim de var fotoğraf çekmek için burada çok vakit geçirdim. Özellikle eğitim aldığım dönemde Kapalı Çarşı bir şeydir yani. Hani o eğitimin e, mutlaka bir fotoğraf çektiğin bir yer eğitimin bir parçası gibidir aslında. Özellikle bu e, bölge. Kapalı Çarşı'da o anlamda çok vakit geçirdim. Merkezindeki kahvenin adını hatırlayamıyorum şu an. E, merkezinde o, o, kahvede çok vakit geçirdim ve çok inanılmaz güzel bir dokusu var tabii. Çok kalabalık olur her zaman. O kalabalığı izlemek bir de ben biraz daha böyle sokak fotoğrafçılığına daha aslında yatkın gibiydim. Özellikle yani insanları gözlemlemek burada böyle işte o yani herkes böyle bütün mekanı inceleyerek hep, o heyecanı hissedersin. Ee, çok keyifliydi yani onları gözlemlemek de. Kapalı çarşı bir yandan da 4000 tane dükkanın olduğu, aslında birbirinden farklı ürünlerin, malzemelerin, evet. sanat eserlerinde satıldığı bir yer. Senin evet. özellikle ilgini çeken dükkanlar olur muydu burada? Bakmayı sevdiğin, girmeyi sevdiğin. Tabii. Yani e, kuyumcular falan tabii çok enteresan. Bir de ya yani, normal bir yerde görebildiğiniz e, dükkanlar da değiller. Zaten yapısal olarak da çok küçük ve böyle hani eee böyle bir aşağı girersiniz, yukarıya çıkarsınız böyle değişik. Hani o gibi aslında e, evet aynen da. yani dükkanlara ulaşmak da zaten bir meseledir. Sonrasında tabi e, yani çok değişik e, ürünler görebileceğiniz bir yer bir taraftan da. tabi turistik şeyler de çok var. Hani bazıları hatta komik de. Onlara onlara bakmak da çok keyifli. Ama yani benim gerçekten buradaki en sevdiğim şey hani genel olarak zaten yapısı gereği böyle o e, alan derinliği çok net olan bir yer olduğu için o o manzaraları görebilmek ve kahve. O ortadaki kahvede vakit geçirmek çok keyifli. Kal olduğun yerde kal daha fazla gelme. Yakınlığın bozara, yan, iyi gelecekse yan, sorular hayattan. Tam buraya ilk geldiğinde seni karşıladığımızda aslında hangi şarkıyı seçeceğin konusunda biraz araftaydın. Evet. Gördükten sonra da değiştirdin aslında çalacağın aslında yeri. Aslında kafamda netti şarkı ama burayı görünce değiştirmek istedim. Bu rüya değili söyleyecektim ve yani mekan için önden hayal ettiğimde Kapalı Çarşı'yı hayal ettiğimde çok uygun gelmişti bana ve evet gerçekten de geldiğimde gördüğümde güzel, uygun ama böyle bir şey hissettim. Yani mekanın ruhu çok acayip bir şey, çok önemli. Yani benim, benim için özellikle çok etkileniyorum sanırım. Belki bu fotoğraf geçmişiyle de alakalı olabilir. Belki Bilmiyorum sanatsal yönelim olarak da olabilir bilmiyorum. Ama mekanın ruhu ve anlattığı şey onu dinlemek bana çok heyecan veriyor. Daha önceden Yere Batan Sarnıcı'nda da bir performansım olmuştu Hı -hı. biliyorsun. Yani mesela hayatım boyunca hatırlayacağım bildiğim bir başka performans da bu oldu. Kaçıyorum Bak isimli şarkımı seçtik. Biraz böyle piyano versiyonundaki tiyatral durum. Buranın, Zincirlihan'ın inanılmaz dokusu zaten çok aşık olduğum bir yer. Yani özellikle burada çekmek çok güzel oldu. Ee, kaçıyorum Bak'taki o piyano versiyonundaki o e, tiyatral durumla çok iyi eşleşecek gibi geldi ve böyle sanki bu mekanı, onun sesini, böyle o sesi duyurmak istemişim gibi hissettim. Geri geri düştüm rüyalardan sana uyandım Sora sonra buldum çok yoruldum inan Kapalı Çarşı, İstanbul'un aslında dünyanın da en önemli sembollerinden, en önemli çarşılarından bir tanesi. Tabii. Senin İstanbul'la nasıl bir ilişkin var? Neleri seviyorsun İstanbul'a dair ve İstanbul seni bir müzisyen, bir insan olarak nasıl besliyor? Ah, ah İstanbul! <gülüyor> <gülüyor> yani e, bahsettiğim gibi hem işte bir fotoğraf geçmişi hem de mekanın ruhu ve anlattıklarıyla ilgilenen bir kişi ve sanatçı olarak. İstanbul'un özellikle eski İstanbul hissi veren yerlerinde kaybolmak, derinlerine inmek bana böyle sanki o duvarların, o sokakların hikayesini dinlemek gibi gelir hep. Ve burada da aynı şeyi yaşıyorum, şu anda da hatta yaşıyorum ve gerçekten tüylerim diken diken oluyor. Çok heyecan verici geliyor. Hani burada neler yaşandığını düşünseniz hı. hı. Kim bilir kimler geçti, neler oldu? Bunları hissetmek, bunları kulak vermek çok ilham verici ve tabii ki sanatına da yansıyor. Sana ürettiriyor anlamında söylüyorum. İstanbul bu anlamda çok zengin bir şehir. O yüzden zaten hani başka yurt dışında yaşayan sanatçı dostlarımdan da hani sizler de çok duymuşsunuzdur eminim yani. Ben de çok duydum. Buraya insanlar ilham almaya geliyor zaten. Bunun içine doğmuş olmak, burada yaşıyor olmak muazzam bir şey. Sadece aslında İstanbul'un tarihi, bu yapının tarihi bile 560 yıllık bir hmm. zamana dayalıyor. Buradan da kim bilir kimler geldi Bizim geçti. Geldi, kimler İstanbul geçti. etkisinden bahsederken aslında senin son yayınladığın şarkın da bir İstanbul klibi de denebilir. Taksim üstünde evet, geçiyor evet, bu arada. Evet, evet. Oradaki hikayeyi anlatır mısın? Neden o klibi Taksim'de çekmek istedin? Evet. Ve Taksim'in ve İstiklal'in ve Beyoğlu'nun aslında seninle nasıl bir ilişkisi var? Yani Taksim Meydanı zaten aslında nasıl diyebilirim ki? Tabii ki bir sürü başka fotoğraf karesi canlanır gözümüzde ama Taksim Meydanı İstanbul demek. Hı hı. Benim için de öyle. Tarihimde, kendi geçmişimde, çocukluğumda, erken gençliğimde e, hakikaten yani bir sürü buluşma, bir sürü an, hep fonda Taksim Meydanı çok fazla e, anlamı var ve sadece o da değil yani hep orada o. O yüzden işte hatta bu şarkının klibini çekerken bunu çok düşündüm, çok hayalini kurdum. E, annemin gençliği, annemin orada arkadaşlarıyla buluşması, oradaki fotoğrafları, babamın gençliği, oradaki arkadaşlarıyla buluştuğu anlar. Ya bir buluşma noktası aslında ama tabii ki geç, yanından geçip gittiğini de bir yer aynı zamanda. Fakat böyle yani inanılmaz sembolik anlamda inanılmaz bir e, nasıl diyeyim derinliği var İstanbul için hı hı. İstanbul demek ve Beyoğlu da aynı şekilde yani ilk aşklar <laughs> ilk kayboluşlar ilk kaçışlar ilk buluşmalar e, bilmiyorum yani hayatım demek hafızam demek hatıralarım demek benim için aslında. Tam burada bu şarkı referans verirken aslında anneni de bir yandan hatırlamış oldum. Ben evet. şeyi de merak ediyorum. Hem aile hem de bir yandan bu şarkı Mabel'in de aslında evet. e, bir şarkısı. Evet. Ve şey seni o dostluklar ailede başka Hı. müzisyenle dostluklar nasıl besliyor bir müzisyen olarak? Nasıl etkiliyor? E, bu şarkı Mabel Matiz bestesi. Sensin bunlara sebep isimli şarkımız. E, ve biz Mabel'le Beyoğlu'nda tanıştık. Zaten biraz da hani biraz da konu öyle derinleşiyor. Yani hem şarkının hikayesi de bana söylendiği kadarıyla tabii oralarda. Hem bizim hikayemiz orada. Benim yani dediğim gibi zaten hafızam orada. Çok çok göründüğünden çok daha derin bir anlam taşıyor aslında. Hakikaten biz Umay Umay vesilesiyle... Bayağı Beyoğlu'nda tanıştık Nobel Matiz'de e, ve yani çok küçüktük yani e, daha 20'lerimizin başlarındaydık e, ve bütün bu yolculukta yani hem onun e, yolculuğunu izlemek hem kendi yolculuğumu hani beraber bu yolda ilerliyor olmak ve başka dostlarımla da aynı şekilde onların e, yaratıcılıklarıyla beslenmek, beraber işbirlikleri yapmak, çalışmak, ilham almak, ilham paylaşmak. Ee, çok değerli. Aynı şekilde aile de evet. öyle tabii ki. Yani e, bu hafızanın zaten en önemli parçaları orada. Tam bu soruya cevap verirken, küçüklükten bahsettin. Evet. Yaş aldıkça hayata, kendine bakışın nasıl değişti? Bir yandan da müziğe hmm. bakışın da nasıl değişti? Neleri öğrenir <laughs> oldun yaşla beraber? Ah Bu ara o kadar çok düşünüyorum ki bunu. İşte Bu bu klip yani <laughs> bu e, sensin bunlara sebep ve buna sebep oldu diyeyim. <laughs> Çok fazla düşündüm yani e, mesela işte Taksim Meydanı üzerinden yine değerlendirirsek yani onun önünden kaç kere geçtim. Kaç kere Gezi Parkı'ndan geçtim ve yaşlarımı düşünüyorum. Her bir geçişimde e, aslında başka bir insan olarak yeni bir insan olarak geçişimi düşünüyorum. E, Kapalı Çarşı'nın kedileri kedileri. <laughs> kedileri. benimle beraber şarkı söylüyor gibiler <laughs> Bir senin bu arada kedin hmm. köpeğin var mıydı? Ya e, Bütün çocukluğum e, Tobi isimli bir köpeğimle geçti. 18 sene ya. beraberdik biz. E, sonra Melek isimli bir e, kedim oldu. O Onun e, uzun yıllık hayatının son 3 senesinde ben e, dahil olabildim maalesef. E, ondan sonra bir daha olmadı. Neyi seviyorsun kedilere köpeklere dair? Madem arkamızda da bir sürü kedi konuğumuz var onu sormak isterim sana. Evet. Hmm, her şeyi. Her şeyi değil mi? <laughs> Çok seviyorum yani. Ee, i̇çim eriyor gibi hissediyorum ya böyle içim sevgi taşıyor gibi hissediyorum gerçekten o anlamda muazzam varlıklar insan sevgi hatırlatma konusunda bir de böyle hani e, nasıl diyeyim ya yani bunun için sanki yaratılmış gibiler ya o kadar iyi biliyorlar ki kendilerini nasıl sevdireceklerini ee, otomatik bir böyle sevgi muana dönüşüyorum. Hmm. Sanırım hmm. genetik olarak bu arada hayatta kalmak için o kadar sevimli oluyorlarmış i̇şte, evet. hayvanlar. O yüzden Muazla, şaşırmamak çok lazım bu duruma. Demin konuşurken <laughs> Beyoğlu'ndan bahsettik. Yarılmaz. Beyoğlu aslında bu projenin ana partnerinden birinin, İKSV'nin merkezi. Tabii. Bütün İstanbul öyle evet. ama İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nı sen nasıl hatırlıyorsun? Çünkü hayatımızın birçok yerinde film festivallerinde, tiyatro Tabii. festivallerinde, müzik festivallerinde bir sürü farklı tekil etkinlikte de karşımıza çıkan bir kurum. Evet. Seni nasıl Büyüttü diyeyim çünkü beni büyüttü, Tabii. muhtemelen hepimizi, her <laughs> sanatçı <laughs> büyütmüştür. Aynen. Yani burada yaşayan, hele bir de sanatla ilgilenen biri için ki yani bence herkes için demek daha doğru olur. Bir kere öncelikle insanı o kadar muazzam bir şekilde geliştirebilecek 360 derece bir güzellik var ki İKSV isminin geçtiği bir sürü anda ve hatıralarında. Zaten hani bu tek başına eminim birçok insanın hemfikir olacağı bir şeydir yani. Ee, ama bence buradaki en özel durum benim e, ilk albümümün ilk solo albümümün dansman konserini e, İKSEV evet. salonda, salonda evet, yapmış olmam ve yani burada çok fazla konu var yani tabii ki sizin solo kariyerinizin ilk konserinin e, olduğu mekan çok önemlidir sizin için ama aynı zamanda Ondan sonra yıllarca, yüzlerce sahnede yer almamın aslında başlangıcı olan sahne fobisini de bıraktığım yer. O yüzden benim için ayrı bir değeri var oranın. Nasıl bir fobim var ve o fobiyi nasıl bırakabildin? Yani ben çünkü mesela yıllarca kamera fobim vardı, pratikle evet. bırakabildim ben. Nasıl oluyor bu işler? Burada şöyle oldu. Yani aslında çok komik bir şekilde ben Lansman konserim gelene kadar sahne fobisi konusunda ne yapacağımı pek düşünmedim. E, albüm yayınlandıktan kısa bir süre sonraydı konserim ve yayınlanınca bir saniye. Peki biz şimdi nasıl konser vereceğiz kısmı <laughs> kaldı. E, arkadaşlarım yani her biri bir şey üstlendi öyle söyleyeyim. E, vokal çalıştıran, beni yani kuliste böyle hani vokal çalıştıran birileri makyajımı yapıyor. Birileri bana, bana işte her şey yolunda diye telkinlerde bulunuyor. Tabii ki çok destekleri oldu. E, korkunun genel halinde bence... E, kendinize şefkatli davranacak ölçüde içinden geçmek var. İçinden geçtim ve geride kaldım. <laughs> Şunu sormak istiyorum. Demin İstanbul Kültür sanat Vakfı'ndan bahsederken aslında ne kadar farklı sanat dallarında üretimler yapıldığını ve üretimlerin sergilendiğini konuşuyorduk seninle. Evet. Senin müzik dışında var olmayı isteyeceğin, daha önce bulaşmadığın bir sanat dalı var mı? Oo. Film olabilir, hmm. tasarım olabilir, başka şeyler olabilir. Hiç hmm. aileni kurduğun böyle bir alan var mı? Ne olabilir? Oyunculuk mu? <gülüyor> olabilir. <gülüyor> Anneme ilk söylediğim, olmak istediğim şey oyunculuk. <laughs> Ben hatırlamıyorum. Ben böyle hani işte dan sözlük, <laughs> veterinerlik falan gibi şeyler hatırlıyorum. Hani pek çok, çok tıklık kız tıklık çocuğunun tıklık. özellikle söylediği gibi. Ama oyuncu olmak istemişim ilk. Annem onu söylemişti. Sevgili Tuğçe Şenoğlu, bugün bizlerle burada İlkan Seven'in <laughs> YouTube işbirliğinde gerçekleştirdiği projede olduğu için çok teşekkür ederiz ben sana. teşekkür ederim. Çok mutluyum. Çok teşekkür ederim İlkan Seven'e de burada olduğum için. Aşırı şanslı hissediyorum tekrar Alper'cim. Çok sağ ol. Harika soruların için. <laughs> çok teşekkürler. İKS Evi'nin YouTube işbirliğiyle gerçekleştirdiği İstanbul'dan sevgilerle projesinde bugün Kapalı Çarşı'daydık. Sevgili Tuğçe Şenoğlu bizlerleydi.